Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Bornova'dayız. Mavi Tutku Deniz Akvaryumu'ndan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda işletme sahibimiz Kemal Örgücüler var. Merhabalar Kemal Bey. Öncelikle gerçekten çok zevkli bir şeyle uğraşıyorsunuz burada. Teşekkür ederiz. Deniz akvaryumu üretiyorsunuz. Evet, deniz akvaryum canlıları, ekipmanları tedarik ediyoruz. Peki. Bakım kurulum. Ne kadardan beri sektördesiniz ve işletme yani Mavi Tutku olarak ne kadardan faaliyetsiniz? Önce biraz bunları anlayalım. Mavi Tutku'yu 6 ay önce kurduk. Fakat 8 yıllık tecrübemizi biriktirerek bu aşamalara geldik. Muhtelif ekipman imalatımız, canlı tedariği, bakım, kurulum, servis hizmetlerimiz mevcuttur. Peki ekipmanlar tedarik ediyorsunuz. Tedarik ettiğiniz için bunları nereden tedarik ediyorsunuz? Mesela ekipmanları nereden tedarik ediyorsunuz? Bunları ana toptancılarımızdan tedarik ediyoruz. İstanbul şubelerinden veya yurt dışından kendimiz ithal ediyoruz. Anladım. Bunlardan birisi de sanırım reaktör dediğimiz şey. Ne işe yarıyor bu reaktör? Ne yapıyor? Reaktörler genelde deniz akvaryumunda kullanılan yaşam destek üniteleri, yardımcı ekipmanlardır. Canlıların yaşam desteği. Evet. Daha sağlıklı yaşayabilmeleri için, daha kendi ortamlarını oluşturabilmesi için bunlar devreye giriyor. Peki biraz da canlılarınızdan bahsetmek istiyorum. Burada çok fazla çeşit var. Ve gerçekten bunlar normalde sürekli rastladığımız balık çeşitleri değil. Bunlar çok farklı. Bir kere tatlı su değil bunlar. Değil, tamamen tuzlu su. Endonezya, Kızıldeniz, Sri Lanka ülkelerinden, denizlerinden, Hint Okyanusu'ndan çıkan canlılar ve mercanlardır. Hepsi ithal bunların. Hepsi ithaldir, evet. Biz bunların burada ofislerde, merkezlerde, otellerde, tıp merkezlerinde, iş bankaları, merkez binalarında bunları kurulumlarını yapıyoruz. Peki müşteriler sizden neler bekliyor genelde? Bizden bu görselliği istiyorlar. Bunların en sağlıklı bir şekilde yaşatmamızı istiyorlar. Siz de onlara bu şekilde yardımcı oluyorsunuz. Evet. Peki büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Yani daha neler düşünüyorsunuz? Evet. Mavi Tutku'yu geleceği nedir Mavi Tutku'nun? Türkiye genelinde biraz daha tanıtım yapıp daha farklı şehirlerde kurulumlar yapmak istiyoruz. Yurt dışlarına kadar açılma planlarımız var. Özellikle ekipman imalatı bizim için çok büyük bir giriş kapısı. Herkes yapamadığı bir sektör bu ekipman imalatı. Bu konuda biz iyi bir giriş yapacağız Almanya'ya ve Avrupa ülkelerine. Çok güzel. Peki mesela dediniz ki işte hastanelere veriyoruz. Başka nerelere veriyordunuz? Bankalar olabilir. Bankalar, hastaneler. Ofisler. Peki bunların dışında sizin önerdiğiniz fakat şu ana kadar hiçbir çalışmasını yapmadığınız yerler var mı? Bunu merak ediyorum. Yani biz bu haliyle çalışmadık ama kesinlikle olması gereken yerlerden birisidir. Burası dediğiniz yer neresi? Rezidanslara yapmak isteriz. Güzel lüks kafeler yapmak isteriz. Otellerde, her otelde olmasını isteriz. Kesinlikle çok dinlendirici bir özelliği var. Evet. Sadece balık değil, söylediğiniz gibi tüm yaşam üniteleri, ekipmanlar, aynı zamanda mercanlar da var sanırım burada. Evet, mercanların hepsi de kendi... deniz yıldızlarınız, deniz kabuklarınız çok güzel. Peki, büyüme yolundaki hedeflerinizden de bahsettiniz. Sizleri neden tercih etmeliler? Biz kalitemizde bozmadık. Sağlam bir şekilde gidiyoruz. Olabilecek en sağlam canlılarla giriş yaptık. Ve bu yüzden de tercih yüzden sebebiyiz tercih diyoruz, değil mi? Evet. Kemal Bey, Mavi Tutku hakkında Sektör Haber Merkezi izleyicilerimize ve sizleri tercih eden müşterilerinize buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Evet. Müşterimiz öncelikle bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Onlara elimizden geldiğince sağlıklı canlı ve ekipman tedariği sunuyoruz. 7/24 çalışıp kendi de isteklerini, desteklerini sağlıyoruz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Aynı zamanda da okyanus ferahlığını gerçekten evinizde de hissettirebiliyoruz sizlere Mavi Tutku ile olarak. Evet, bizleri ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Evet, sizlere Karayip'ten seslenmedik. İzmir Bornova'dan seslendik. Sektörler arası yolculuğumuza başka bir dünyada devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.